Merhabalar Oğlak burçları, yükseleni ve ay burcu da Oğlak olan arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Eylül ayına giriş yaptık ve Eylül ayı için sizler için şöyle bir kahve ve tarot açılımı yapacağım. Sizlerden istediğim her zamanki gibi lütfen şöyle güzel niyetlerinizi bir tutun arkadaşlar. Ve o şekilde açılımı izlemenizi istiyorum. Açılımdaki pozitif enerjiyi alın. Lütfen negatif enerjiyi bırakın gitsin. Evet, açılıma geçmeden önce arkadaşlar yorumlarda çok gördüğüm için iletişim bilgimi bireysel açılıp yapıp yapmadığımı soran arkadaşlar. Bireysel açılım yapıyorum arkadaşlar. Özel bakımlar yapıyorum. Bana ulaşmak için bu iletişim bilgisinden bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp üzerinden adınızı yazıp mesaj atarsanız en kısa sürede sizlere bilgilendirme mesajı gelecektir. Bilginiz olsun. Instagram ve yedek YouTube hesabımızın da linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Onu da söyleyerek hemen açılımınıza geçmek istiyorum arkadaşlar. Niyetinizi tutmuşsunuzdur. Evet. Şöyle hem sizlere hem de ben bir bakmak istiyorum. Açıkçası Eylül sizler için şöyle bayağı bir koşturmaca demek olacak. Oğlak burçları, bakın yükseleni ve ay burcu olanlar için de, oğlak olanlar için de söylemek istiyorum. Koşturmacalı, ama siz bu koşturmacadan biraz sıkılmışsınız arkadaşlar. Böyle bir rahatlamak, nefes almak, kendinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz şu dönemde. Bir olay var. Bakın bu olaydan çok sıkılmışsınız. Böyle resmen yüreğiniz kabarmış. Yani bitse de kurtulsam dediğiniz bir durum var. O olayın şöyle biraz vadesi çıkmış ama bitecek. Gözünüzde büyütmeyin arkadaşlar. Çok bunalmış görüyorum sizleri. Gözünüzde çok fazla büyütmeyin. Şöyle rahatlamaya doğru gideceksiniz ama çok şişmişsiniz, kabarmışsınız. Yani söylemek istedikleriniz var, söylemek istediğiniz kelimeler var ama söyleyemiyor. Böyle ağzınızı kapatmışsınız, söyleyemiyorsunuz. Böyle biraz daha kendi içinizde yaşamayı, kendi içinizde böyle konuşmayı seçmişsiniz. Ama siz burada çok fazla bunalmışsınız. Yer değiştirmek mi istiyorsunuz? Değiştirmeleriniz var zaten. Yani oğlak burçları, cesaretiniz kırılmış, bir şeyler yapmak istiyorsunuz, birilerinden kaynaklı olabilir bu, cesaretiniz kırılmış vaziyette, kendinizi tekrardan bulacağınız, yani ben her zaman şöyle söylerim aslında, kötü günler iyi günler için sizi hazırlar. Şu anda tam olarak sizinkisi de böyle bir dönemden geçme durumu. Yani evet, bir takım sıkıntılar yaşanıyor ama bunlar sizi iyiliğe doğru, güzel günlere doğru götürüyor. Geçmişinizde bir konudan dolayı pişmanlık duyma durumunuz çıktı arkadaşlar. Yani böyle bir işaretiniz var resmen. Yani o konudan da çok da fazla pişmanlık duymanız gerekmiyor. Geçmiş biraz daha böyle sizin kafanızı kurcalıyor gördüğüm kadarıyla ama geçti arkadaşlar. Yani böyle artık geleceğe dönmeniz, yüzünüzü çok fazla geçmişe dönmüşsünüz, biraz daha geleceğe dönmeniz gerektiğini gösteriyor. Haneye gelecek bir haber var. Yani böyle bir takım sonuçlar bekleniyor ve haneye gelen haber sizinle beraber hanedekileri de yüzünü güldüreceğini gösteriyor. Yani böyle sıkıntının çözümü arıyorsanız arkadaşlar şu dönemde o çok dert ettiğiniz sıkıntının çözümü artık size geliyor. Çok güzel. Bu ara alıngan olabilirsiniz. Yani böyle kendi içinize dönmek isteyebilirsiniz. Yani ben şöyle söyleyeyim, bu kadar alınganlık şu dönemde sizi yıpratır.
Bir gelişme dönemine doğru gidiyorsunuz, bir ilerleme dönemine doğru, yani bir yükselme de diyebilirim ben buna. Çünkü isteklerinizi elde etme durumuna doğru gidiyorsunuz ama burada alınganlıklar var. Yani belki birilerinden bir beklenti içindesiniz, onlar yardım etmiyor, destek vermiyor diye alınganlık yapabilirsiniz ama yapmayın. Yani bırakın herkes kendi ederi kadar derler ya, gerçekten öyle. Siz zaten tek başınıza çok da güzel yapmak istediklerinizi yapabiliyorsunuz. Dışarıdan destek gelse de yapıyorsunuz, gelmese de yapıyorsunuz. Evet. Bakın arkadaşlar, Oğlak burçları, çok dert ediyorsunuz ama bir para akışınız var artık. Yani şöyle söyleyeyim, beklenilen bir para da olabilir. Hiç umulmadık bir yerden gelecek para da olabilir ama bir para akışını gösteriyor açıkçası ve siz bir gerçekten rahatlamaya doğru gidiyorsunuz. Yani şunu söyleyeceksiniz: ben bunun için mi bu kadar stres yaptım? Ben bunun için mi bu kadar kendimi yıprattım diye şöyle bir düşünceleriniz olacağını gösteriyor. Bir de böyle aile yakınlarından birisine, yani böyle baba tarafı, anne tarafı olabilir bu, kapıyı kapatmışsınız ama bu kişi kapıyı zorluyor. Yani açıkçası iyi niyetlerle zorlamıyor, onu da söyleyeyim. Yani konuşma gerçekleşebilir aranızda ama tabii ki de kendinizden çok fazla vererek konuşmayın. Çok fazla ayrıntıya girmeyin. Geçmişte böyle bir takım sıkıntılar çıkardığı çok belli. Amacı aslında iyi niyetlerle gelmek değil ama güzel yüzü gülerek geliyor. Yani kendini affettirmek için de gelebilir ama siz çok da fazla açıkçası karşı tarafın yüzünün gülmesine aldanmayın. Bu ara çok mu rüya görüyorsunuz? Bakın, rüya görüp de hatırlamayanlar da bana çok ulaşıyor ama rüya görüyorsanız arkadaşlar, kesinlikle şunu söyleyeyim: günün ikindiye kadar olan vaktinde hayırlıdır bu rüyalar, çünkü rüyalarınızın çıkma durumu var. Yani iyi bir rüya görürsünüz ya da korkacağınız ya da işte sizin belki hani kabus olarak nitelendirdiğiniz bir rüyanız da olabilir. Gün içinde şunu yapmanızı istiyorum. Tabirine bakabilirsiniz. Zaten herkes internetten bakıyor gördüğüm kadarıyla ama gördüğünüz rüyaya, hatırladığınız kadarıyla tabirine baktıktan sonra iyi olanını, çünkü ben görüyorum bazen bana da ulaşanlardan, ben biliyorum internet üzerinde işte bir rüyanın iyi hali de var, kötü hali de var. Yani hayır mı şer mi olarak diye böyle yorumlamak isterseniz, ikindiye kadar olan gün içinde, ikindiye kadar olan kısımda rüyanızı şöyle suya anlatın, hayırlara çıksın diye niyet edin ve suya anlatın arkadaşlar. Bakın, bunun çok faydasını göreceksiniz ve rüyalarınızın çıkma durumu çıkmış. Bu ara rüyalarınızı hatırlamıyorsanız da çok da zorlamayın kendinizi. Evet, ben şöyle hemen tabağınıza da bakmak istiyorum. Oğlak burçları. Evet. Bakın, ben size hareketli demiştim. Yani bu kadar olur. Koşturmacalarınız çok fazla olacak. Dinlenmeye ciddi anlamda ihtiyacınız olacak. Biraz daha sabredin, bu koşuşturmacalarınız bitecek ama siz sabrınızın artık sonuna gelmiş vaziyettesiniz. Yani patladı patlayacak derler ya, tam o durumda olduğunuzu gösteriyor. Beklediğiniz haberin gelme durumu var arkadaşlar. Resmen böyle oynar vaziyettesiniz. Yani müjdeli bir haberin haneye girme, sizi mutlu etme durumu var. Ve açıkçası şükredeceksiniz. Yani bu kadar uğraştım, didindim, emek verdim, uğraştım. Yani sonucunun güzel olması gerekiyor diye böyle uğraştığınız işin müjdelenmesiyle yeni bir güne uyanabilirsiniz. Açıkçası fincanı da söylemiştim. Ferah bir hayata, rahat bir hayata merhaba deme durumunuz var arkadaşlar. Ve bu dönemde evet, siz ilerliyorsunuz ama yanınızda birisi var, o geriliyor.
Yani şöyle söyleyeyim, siz ileriye doğru adım atarken o yanınızdaki insan geriye doğru adım atıyor ve siz aslında onunla şöyle söyleyeyim, iyi düşünüyorsunuz, belki onunla alakalı güzel düşünüyorsunuz ama o sizinle alakalı aynı şeyleri düşündüğünü söyleyemeyeceğim. Ve açıkçası bu kişi sizin bir hatanızı, bir yanlışınızı, bir açığınızı arıyor. Ve siz yanlış yaptığınızda şöyle bir dillendirme ya da kötüleme çalışmaları olabilir. Temkinli olmanız gerekiyor. Ve bu ara arkadaşlar tutamayacağınız sözleri vermeyin. Siz ve karşı taraftan da birini gösteriyor ama yani böyle birisi size tutamayacağı bir söz vereceğini gösteriyor. O yüzden dışarıdaki insanlardan beklentilerinizi şöyle minimuma indirin. Yani bu sözünü tutamayacak ve yine o sözü siz tutmak zorunda kalacaksınız. Bakın şurada kendiniz için artık bir şeyler yapmanız gerektiğinin kararını veriyorsunuz. Yani ben şimdi bu yaşıma kadar bu kadar insan için bir şeyler yaptım. Bunların karşılığını alamadım. Yeri geldi nankörlük gördüm. Bundan sonra kendim için bir şeyler yapacağım. Hayatım, geleceğim için bir şeyler yapacağım der vaziyette çıkıyorsunuz arkadaşlar. Bakın, Oğlak burçları. Evlilik durumunuz var. Yani böyle direkt evlilik, işte düğün, dernek demiyorum ama bu ara böyle bir evlilik düşüncesi içine gireceksiniz. Hayatınızda hiç ilişkiniz yoksa bile, yani şöyle söyleyeyim, biri olsa da evlensem, işte aklıma kalbime yatan biri olsa da evlensem diyeceksiniz. İlişkisi olanlar, siz ilişkinizi ilerletiyorsunuz. Bakın Oğlak burçları, yani sıkıntılar bitiyor. Aradaki art niyetli insanların çıkma durumu var. Ve birisiyle de bir hesaplaşma durumunuz çıktı arkadaşlar. Böyle sinsi sinsi arkadan iş çeviren birisinin maskesinin düşmesi durumu ve siz hiç onun gözünün yaşına bakmıyorsunuz ve bu kişiyle bir hesaplaşmanız var. Açıkçası hesaplaşın çünkü şöyle onun bir haddinin bildirilmeye ihtiyacı var. Burada sinirleriniz biraz gerilmiş, belli ki büyük, yani size göre önemli bir konu. O yüzden şöyle bir sinirlerinizde gerilmeler var. Ama sizin burada haklı olduğunuz, bakın hakkınız yeniliyorsa haklı olduğunuz çok belli. Önünüz temiz, karşıdaki insanın ayakları çamurlu ve açıkçası yani onun haksız olduğu çok kısa bir vade, yani 4 gün falan diyebilirim. Bu hesaplaşma olduktan 4 gün sonra şöyle bir onun haksız olduğu ortaya çıkacak. Bu ara arkadaşlar eşya kaybetmeye çok müsaitsiniz. Bakın yani sonradan şöyle eşya kaybetmemeye dikkat etmeniz gerekiyor. Bir yere bırakırsınız, unutursunuz, o oradan şöyle bir uçuyor açıkçası söyleyeyim. O yüzden şöyle değer verdiğiniz eşyalarınızı dikkatli kullanmanızda da fayda var. Evet, Oğlak burçları, yükseleni ve ay burcu da Oğlak olan arkadaşlar için kahve açılımını yaptım. Şimdi sizler için tarot açılımımı yapacağım ve lütfen güzel niyetlerinizi tekrardan bir düşünün. Evet, Eylül'ün ilk 2 haftasında niyet. Evet. Şöyle sizler için hemen başlayalım. Evet. Şöyle ilk kartımla başlamak istiyorum. Kupa altılısı arkadaşlar. Geçmişte böyle sevdiğiniz, değer verdiğiniz, böyle gözünüzde ciddi anlamda bir değere sahip olan birisiyle tekrardan bir yakınlaşma durumunuz var arkadaşlar.
Geçmişi yad edebilirsiniz. O kişiyle konuşmaya ara verdiyseniz tekrardan konuşmaya başlayabilirsiniz. Geçmiş hesaplaşmalarınız varsa, kendinizle konuşuyorsanız arkadaşlar, kapatamadığınız konular varsa şöyle bir onları da kapatmanızda fayda var şu dönemde. Şöyle bir diğer kartımı hemen almak istiyorum. Bakın, Kupa Prensi. Bir nasip var ve bu nasip temiz niyetli, iyi niyetli çıktığınız, yola çıktığınız bir nasip size gelmesi durumu var ve bu nasibiniz sizin hayatınızda bir başarıyı getirecek arkadaşlar. Bu başarı sizde lale devri olarak söyleyeceğim ben bunu. Bir dönemin kapanması, yeni bir dönemin açılmasıdır arkadaşlar ve sizler için şu anda güzel bir nasibin gelmesi durumu söz konusu. Bakın, elinizle yaptığınız bir iş var. Elinizle yaptığınız işten şöyle güzel bir maddi kazanç elde etme durumunuz var arkadaşlar. Bu ara küçük büyük demeden iş arıyor olabilirsiniz. Küçük büyük demeden o iş fırsatlarını güzel bir değerlendirin. Şöyle diğer kartım, bakın, mahkeme kartı. Güzel. Eğer mahkemelik işleriniz varsa sonucu ne olacak diye sorarsanız, şu anda ertelenebilir, yani erteleniyordur şu ana kadar, sonuçlanacak mı diye sorarsanız, evet, şu anda bir sonuçlanma durumu var. Beklemişsinizdir, sabretmişsinizdir ama artık sizler için yüzünüzü güldürecek bir sonuçla sonuçlanma durumu var. Bakın, çok fazla sorumluluk almaya müsaitsiniz. Yani böyle dışarıda hem kendi sorumluluğunuz hem başkalarının sorumluluğu belinizi bükmeye başlamış. Hayalleriniz, hedefleriniz için uğraşıyorsunuz ama gereksiz sorumluluklar da almaktan kaçınmanız gerekiyor. Evet, Değnek Kralı. İlerlemeniz var. Bakın, hayalinize kavuşma durumunuz da var. Ama burada çok fazla göz toplayacaksınız arkadaşlar. Nazar çalışmalarını kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Göz toplamakla beraber ayağınızı kaydırmak isteyen, yani ben biraz düz konuşuyorum ama ayağınızı kaydırmak isteyen birileri de var. Dikkatli olmanızda fayda var. Bakın, yeni bir sadık dost edinme. Eğer arkadaş arıyorsanız, yani şöyle ben gerçekten güvenilecek bir insan arıyorum hayatımda diyorsanız, şu anda böyle yeni bir arkadaşlık kurma durumundasınız açıkçası. Oğlak burçları. Değnek Ası. Evet, bu asın gelmesi güzel oldu. Hayallerinizi elinize tutuyorsunuz. Siz uğraşırsanız, pes etmezseniz hayallerinize kavuşma durumunuz var. Dışarıdaki etkilerden kesinlikle uzaklaşın. Hayallerinize şöyle bir cesaretlenmeyle beraber ilerleme durumunuzu gösteriyor. Bakın, Ermiş kartının da Değnek Asından sonra gelmesi çok iyi oldu. Çünkü arkadaşlar, bir hayaliniz, hedefiniz var ya ve siz ona böyle dışarıdan beklenti içinde olmaktansa ışığı kendi elinizde tutuyorsunuz. Bakın, özellikle söylüyorum, ışığı kendi elinizde tutuyorsunuz ve bu ara görmediklerinizi görebilirsiniz, duymadıklarınızı duyabilirsiniz. İyi diye düşündüğünüz insanlar art niyetli, kötü çıkabilir. Kötü diye düşündükleriniz böyle iyi niyetli ya da size koruyucu gelebilir. Yani bu ara biraz da gözünüzün açılacağı bir dönemde olduğunuzu da gösteriyor ki bu sizler için yeni bir başlangıç olacağını gösteriyor. Evet, şöyle diğer kartımı da hemen almak istiyorum. Evet, çok güzel. Kupayla başladık, kupayla bitiriyoruz arkadaşlar. Bakın, hayallerinize kavuşma durumu, açıkçası bir başarı elde etme durumu ve sevdiğiniz, değer verdiğiniz insanlarla bu başarınızı kutlama. Şöyle bir eğlence gönlünüzden kopuyor. Bu çok belli. Ben başardım diye şöyle bir kutlama yapılacağını gösteriyor ve bu başarı arkadaşlar dolmuş taşmış bir bereketlenmeye götürecek sizi ve bir müddet bu başarınız sizde kalacağını da gösteriyor açıkçası. Bu başarıyı iyi değerlendirmenizde kesinlikle fayda var. O yüzden diyorum, önünüze gelecek küçük büyük hiç fark etmez fırsatları güzel değerlendirin. Bu fırsatlar sizi başarıya götürecek.
Evet, Oğlak İyi. burçları, yükseleni ve ay burcu da Oğlak olan arkadaşlar. Sizler için şöyle kahve ve tarot açılımı yaptım. Eylül ayının ilk 2 haftasına niyet. Ve her zaman söylediğim gibi lütfen pozitif enerji alın, negatif enerjiyi bırakın gitsin arkadaşlar. Aklınıza takılan bir soru varsa ya da şu açılımı da yapar mısın diye söyleyecek olursanız yorumlar kısmından her zaman benimle iletişime geçebilirsiniz. İletişim bilgimi paylaşıyorum. Instagram ve yedek YouTube hesabımızın da linklerini açıklama kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Bundan ziyade desteğiniz, güzel mesajlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum buradan toplu olarak. Ve yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz diyorum. Yeni gelen arkadaşlar lütfen yeni videolardan anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bildirim zilini açtığınızda hem yeni videolardan hem de canlı yayınlardan anında haberdar olursunuz. Canlı yayınlarımıza soru cevaplar yapıyoruz arkadaşlar. Bireysel olarak kart çekimleri yapıyoruz, bilginiz olsun. Ve lütfen videoya bir beğeni yapmayı ve bir emoji dahi olsa yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Tekrardan yeni bir açılımda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın diyorum. Aklınıza takılan bir şey varsa da lütfen yorumlarda buluşalım. Görüşmek üzere.